Uzay Çağı 4. Bölüm Uzayın Boşluğunda. Soğuk Savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle Batı demokrasilerini de Sovyetler Birliği'ne karşı etkilemişti. Bu zihinlerdeki bir savaştı ve teknolojiyle bilimde güç göstergesiydi. 1957 yılında Soğuk Savaş'ın uzay konusundaki ilk hamlesi yapılmıştı. Sovyetler bunu büyük bir roketle gerçekleştirmişti. 2 gün öncesine kadar bu ses dünyadan hiç duyulmamıştı. Bu insanoğlunun en uzaktaki sınırından gelen bir rapor. İnsan yapımı ilk uydu olan Sovyetlerin Sputnik'inin bugünkü New York'a ilettiği radyo sinyali. 4 Ekim 1957 Cuma gününü asla unutmayacağım. Komşularımız, ebeveynlerim ve ben arka bahçedeydik. Kimsenin bir şey demediğini hatırlıyorum. Nereye bakacağımızı hepimiz biliyorduk. Sonra ağaçların ardından göründü. Bu yıldız sessizce sabit olanların arasından geçiyordu. Gözden kaybolunca eve girmiştik. Aileme neden bazıları ağlıyordu diye sormuştum. Çünkü bana göre bu hayal edilebilecek en harika şeydi. Ağlıyorlar çünkü bu Sovyetler Birliği'nin her an üzerimize bir nükleer bomba gönderebileceği anlamına geliyor demişlerdi. Sputnik oldukça dehşet vericiydi. Çünkü bu Soğuk Savaş'ın yön değiştirdiği anlamına geliyordu. Ve nükleer bir saldırı mümkün gibi görünmeye başlamıştı. Rusya'nın uzaya gitmesi beni endişelendiriyor. Biz şu anda dünyanın ikinci gücü pozisyonuna geriliyoruz. Rusya bu yeni bölgede dominantlık kazanırsa sonuçlar oldukça kötü olur. Sovyetler dünya lideri haline gelir. 1957'de Sputnik fırlatıldığında West Point'te termodinamik dersleri veriyordum. Bunun üzerimdeki etkisini hatırlıyorum çünkü bu işleri değiştirecek diye düşünmüştüm. Rusların ilk olması beni sarsmıştı. Sputnik'ten haftalar sonra Amerika'nın ilk uydusunu gönderme çabası fırlatma istasyonunda başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Amerikalılar başarısız olmuştu. Sovyetler hiçbir şeyi yanlış yapmıyordu. Biz de hiçbir şeyi doğru yapamıyorduk. Sputnik'ten sonra Amerika'nın yörüngeye uydusunu oturtması 4 ayı bulmuştu. Daha sonra Temmuz 1958'de Amerika Birleşik Devletleri NASA'yı kurdu. Milli Havacılık ve Uzay Kurumu'nu. NASA 1957 ve 58'de insanların hissettikleri Sputnik krizine doğrudan bir cevaptı. Arayı kapatmamız gerektiğini hissediyorduk. Nisan 1959'da NASA 7 adamı Amerika'nın ilk astronotları olarak seçti. Akla gelen ilk sorulardan biri Sovyetler Birliği'ni uzaya insan göndermek konusunda nasıl yeneceğimizdi. NASA bunun için Mercury programını geliştirmişti. Yörüngeye tek adamlı bir mekik gönderilecekti. Bu şekilde düşünüldü. Yörüngeye bir insan göndermek için roketler ve uzay mekiği yapmak gerekiyordu. Bunları geliştirmek için NASA Amerikan havacılık sektörüne yöneldi. NASA rehberlik etmişti ama iş yapan bu sektördü. McDonnell Douglas, Rocketdyne, North American, Boeing. Bunlar Amerika'nın uzay tarihinin merkezinde yer almıştır. McDonnell Havacılık savaş jetleriyle tanınıyordu. Mercury'nin mürettebat kapsülünü geliştirmek için ihaleyi kazanmıştı. McDonnell, insan taşıyan uzay mekiği yapma konusunda öncüydü.
NASA mühendisleriyle daha önce olmayan bir şey geliştiriyorlardı. Çevre kontrol sistemi gerekiyordu. Kokpit gerekiyordu. Yani NASA'nın ilk başlardaki uzay yarışında McDonnell çok önemli bir aracı olmuştu. Nisan 1961'de Amerika uzaya birini göndermeye hazırlanırken Sovyetler Birliği oraya ilk kez ulaşarak dünyayı şoke etmişti. Ruslar bir insanı dünya dışına gönderdiğinde insanoğlu uzaydaki ilk gerçek başarısını kazandı. Bu kişi Yuri Gagarin'di. Dünya yörüngesine çıkan ilk kişi. Bu yılın en büyük olayıydı. Yeni seçilmiş başkan olan John F. Kennedy'nin yüzüne çarpan bir gerçek vardı. Kennedy başkan olduğunda uzay hakkında çok az şey biliyordu ve uzayı çok az önemsiyordu. Yuri Gagarin'in uçuşu bunu değiştirdi. Kennedy, dünyanın Gagarin'in başarısına verdiği tepkiyi görmüştü. Sovyetler Birliği yine dünyanın hayran olduğu bir şey yapıyordu. Daha sonra 5 Mayıs 1961'de Amerika ilk astronotu Alan Shepard'ı uzaya göndermek için hazırdı. 3, 2, 1, 0. Kalkış. Anlaşıldı. Kalkış başlatılıyor. Alan Shepard'ın uçuşu Yuri Gagarin'inki kadar ses getirmemişti. Yuri Gagarin dünyanın yörüngesinde dolaşmıştı. Alan Shepard sadece çıkıp inmişti. Ama bir dizi başarısızlığın ardından özgüven tazeleyici olmuştu. Yakıt 2.5G. Shepard'ın 15 dakikalık uçuşu kısa olsa da Kennedy yönetimine Amerikalıların uzay konusundaki vizyonundan bahsetme imkanı sunmuştu. Kennedy, Amerika'yı uzaya ulaştırmaktan daha önemli bir şey olmadığına karar vermişti. Yani lider olmalıydı. Ve kazanmamızı sağlayabilecek ciddi sonuçlar vaat eden bir uzay programı hazırlanmalıydı. Kennedy yönetiminin teklifi, Amerika tarihinin en bilimsel ve teknik hareketini başlatmaktı. Ay'a yani 386 bin kilometre uzağa devasa bir roket göndermeliyiz. Daha önce denenmemiş bir görev olacak. Bilinmeyen bir yere gidilip güvenli şekilde dünyaya dönülecek. Bunları doğru yaparsak ve 10 yıl içinde gerçekleştirirsek o zaman lider olabiliriz. Bu Sovyetlerin önüne geçme, onları aşma sözüydü. Ay'a ilk kez ayak basıldığında Amerika'nın üstünlüğü kanıtlanmış olacaktı. Başkan Kennedy'nin heyecanını NASA'nın astronotları da paylaşıyordu. Biz Soğuk Savaş savaşçılarıydık. Bu sadece uçan insanlar için değil, herkes için devasa bir mücadeleydi. Bu programda 400 bin Amerikalı çalışmıştı. Hepsi çok kararlıydı ve hepsi kazanmak istiyordu. Anahtar, evet anahtar buydu. Biz kazanacaktık, onlar kaybedecekti. Kennedy yönetimi kazanmak için bir şey düşünüyordu. Nazi Almanyası'nda roket mühendisi şefi olan adamı. Avrupa'daki İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Nazi Almanyası yıkılmanın eşiğindeyken Amerika'nın ve Rusya'nın orduları Almanya'nın topraklarına girmişti. Nazi Almanyası dünyanın en iyi bilim adamlarına sahipti ve biz de onları istiyorduk. Onları sadece biz, yani Amerika istemiyordu. Ama onları almalıydık, yoksa Sovyetlerin olurlardı. En büyük ödül Werner von Braun'du. Dünyanın ilk balistik füzesini tasarlamış ve geliştirmişti. V-2 roketini. 104 kilometre yukarı fırlayan ve saatteki hızı 4800 kilometreye ulaşan bu harika silah bir kez daha fırlatılıyor. Almanya 3000'den fazla roket fırlatmıştı. Londra'yı, Antwerp'ü ve başka şehirleri hedef almışlardı. Ama Werner von Braun'un tanınmasının nedeni füzelerin yıkıcı gücü olmamıştı. Çocukluğundan beri uzaya gitme konusunda takıntılıydı.
Ay'a ve Mars'a gitmenin hayallerini kuruyordu. Nazi rejiminin yükselişi von Braun'a hırslarını ilerletme fırsatı vermişti. 1945'in baharında ülkesi teslim olmanın eşiğindeyken hem Amerikan hem de Sovyet güçlerinin hedefi haline gelmişti. Von Braun çok hesaplı bir insandı. Ekibini ve çizimlerini Prusya'dan Bavyera'ya taşıdı. Böylece Birleşik Devletlere teslim olabilecekti. Yetkili memura Amerika'ya gelmeyi seçtim çünkü bu Mars'a gitmemi sağlayacak demişti. Von Braun güçlü ve yeni bir kaynak bulduğunu anlamıştı. Bir zamanlar düşman olan bu ülke şimdi değerli bir müttefikti. İnsanlar Nazilerin bittiğini sanıyordu, işleri bitmişti. Artık onlar konusunda endişelenmiyorduk. Komünistler nedeniyle endişeleniyorduk. Von Braun ve ekibindeki 100'den fazla kişi Amerika'ya götürülmüştü. Burada, New Mexico çölünde V2 için çalışmaya devam edebileceklerdi. Amerikan ordusuna yeni düşmanı olan Sovyetler Birliği'ne karşı yardımcı olurken, Von Braun aynı zamanda Ay'a ve Mars'a gitmek konusundaki hayalinde ilerliyordu. 24 Ekim 1946'da üzerinde kamera olan bir V2 füzesi fırlatılmıştı. Bunlar uzaydan çekilen ilk fotoğraflardı. ...1950'lerde von Braun, Amerika'nın uzay keşfi konusunda popüler bir yüzü haline gelmişti. 3 tane Walt Disney yayınına çıkmıştı. 10 yıl içinde yolculu bir füzenin yapılıp test edilebileceğine inanıyorum. Uzay yarışı 1960'larda kızışırken, Kennedy yönetimi von Braun'dan uzay konusunda Sovyetleri yenmek için yardım istedi. Von Braun, Kennedy'nin güvendiği yeni füzenin baş mimarıydı. Bu füze, dünyadan çıkış yapacak kadar güçlüydü ve astronotları Ay'a ulaştıracaktı. Buna Saturn V adı verilmişti. Uzay sektörü için von Braun'un vizyonunu gerçeğe dökmek beklenmedik derecede zor olabilirdi. Füze 30 katlı bir binadan daha büyük ve 3 aşamalıydı. Birinci aşama Boeing şirketi tarafından yapılıyordu. İkinci aşama North American Havacılığı'na aitti. Üçüncü aşama da Douglas Havacılık Şirketi'nindi. 3 büyük şirket. Her biri binlerce alt sağlayıcı ile çalışıyordu. Saturn V'in 3 milyondan fazla parçası vardı. 700 bin bileşenden oluşuyordu. Motorlar, yakıt enjektörleri, turbo pompalar Rocketdyne'dı. Rehberlik sistemleri IBM'den. Algılayıcı ve sensörler Honeywell'den. Saturn V o zamana kadar yapılmış en karmaşık makine olacaktı. Bu parçaların her biri inanılmaz özelliklere sahip olmalı ve işlerini tam olarak yapmalıydılar. Sonra da hepsi bir araya gelmeliydi. O zaman da hepsi işini yapmalıydı. Yandaki parçanın da çalışmasına izin vermeliydiler. Her biri hata yapmadan çalışmalıydı. Werner von Braun ve ekibi füzenin yapımının kontrolünü neredeyse tamamen elinde tutuyordu. Ama Saturn V'in karmaşıklığı sektörle işbirliği yapmaları gerektiğini gösteriyordu. Füzeler Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ne gittiğinde Almanlar onları parçalarına ayırdı. Böylece sektörde işin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorlardı. Çünkü onlar henüz öğrenme aşamasında diye düşünüyorlardı. Ve Jim Webb, yani NASA'nın yöneticilerinden biri, Werner von Braun'u çağırmıştı. Sektöre güvenmelisin. Füzeleri parçalarına ayırmayı bırakmalısın. Fabrikadan geldiği halini kabul et demişti. Von Braun bu konuşmanın yapılacağını biliyordu. Arka cebine uzandı, bir bez parçası çıkartıp Webb'in yüzüne doğru salladı. Füzede bunu bulduk. İşçilik bizim standartlarımıza uygun değil dedi. Bu bilim adamıyla sektör arasında yaşanan kültürel bir kavgaydı. NASA'nın gittikçe daha büyük bir bölümü bundan etkileniyordu.
Apollo projesi sırasında yaşanan zorluklar, Satürn 5'in tasarımı ve yapısıyla yaşanan zorluklarla sınırlı değildi. Mürettebat kapsülü, yerleşme ayakları, rehberlik, iletişim ve yaşam destek sistemleri. Bu teknolojilerin büyük kısmının icat edilmesi gerekmişti. Ve bunların hepsini yapmak için sektörün İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir hızla ilerlemesi gerekiyordu. Apollo için ülkenin her yerinde 400 binden fazla insan işe alınmıştı. George Mueller, NASA'nın insanlı uzay uçuşundan sorumluydu. Bir proje üzerinde 400 bin kişi çalıştığında hangi proje üzerinde çalıştıklarını bilmeleri gerekiyor. Ve bu bile başlı başına bir zorluk. Bu sıra dışı şekilde karmaşık çünkü çok yayılmıştı. Bir noktada 20 binden fazla şirket Apollo'nun sistemlerini ve diğer parçalarını üretmek için uğraşıyordu. Bu kadar şeyin izini sürmek oldukça zor bir şeydir. Apollo projesinin sıra dışı lojistik ve teknik karmaşıklığı onu insan hatasına açık hale getiriyordu. ...1966 yılında NASA, Apollo projesinin insanlı deneme uçuşu için bir mürettebat oluşturdu. Bunun adı Apollo 1'di. Plan, 3 astronotun 14 günlüğüne yörüngede uçması üzerineydi. Astronotlar kahramanlar olarak görülüyordu. Ama bu oldukça tehlikeli bir şeydi. Başarısızlık riski oldukça yüksekti. Bize soracak olursanız, üçümüzün dönmesi bile başarıdır. 40 yaşındaki Gus Grissom, görevi yönetecek olan kişiydi. Orijinal 7 astronottan biriydi. 36 yaşındaki Ed White, ilk Amerikan uzay yürüyüşünü yapmıştı. 31 yaşındaki Roger Chaffee, henüz uzayda uçmamıştı. Grissom, White ve Chaffee, astronotları Ay'a götürecek olan yeni uzay mekiğini test edeceklerdi. North American Havacılık, uzay mekiğinin öncelikli üreticilerinden biriydi. Emir ve hizmet modülünü yapıyordu. Dale Myers programın yöneticisiydi. Apollo'nun emir ve hizmet modülü için 10 bin kişi çalışıyordu. Bunlar benim altımda çalışan insanlardı. Bu ülke için önemli bir amaç gibi görünüyordu ve programdaki herkes bu fikre sahipti diyebilirim. 10 bin kişi Apollo astronotlarını Ay'a çıkarmak için sıra dışı karmaşıklıkta olan bir şeyi üretiyordu. Ama aylar süren denemeler sonucunda NASA Apollo'nun emir modülünde birkaç sorun tespit etti. Bu sorunlar basında geniş şekilde yer aldı. Gaz, kalkış yapmadan önce fazla sayıda hata ya da ön fırlatma ertelemeleri olmasını bekliyor musun? Aslında sanırım onları yaşadık. Uzay mekiği sistemleri şu anda bizim için çok yeni. North American'da da kontrol edildiler ve Cape'te de ilk kez denendiler. Onu irtifa odasından çıkartmak üzereyiz. Bence sorunlar büyük oranda sona erdi. Halk doğal olarak her şeyin sonsuz gitmesini bekliyordu. Ama bunun bir araştırma ve geliştirme programı olduğunu anlıyorduk. Bazı şeyler olabilirdi. Kötü şeyler yaşanabilirdi. ...27 Ocak 1967'de programlanmış görevden bir ay önce mürettebat önemli uçuş öncesi testler yapmak için fırlatma istasyonuna gitmişti. 3 bina arasında konuşamıyorsak Ay'a nasıl gideceğiz? Söylediğin hiçbir şeyi duyamıyorum. Testlerin yapılması birkaç saat almıştı. Saat 17.40'da astronotlar iletişim sistemiyle ilgili sorun yaşamıştı. Üç bina arasında konuşamıyorsak Ay'a nasıl gideceğiz? Söylediğin hiçbir şeyi duyamıyorum. Daha sonra saat 18.31'de bir şeyler ciddi şekilde ters gitti. Hey!
Kokpitte yangın çıktı. Ben New York ABC Haber'den Peter Jennings. Amerika'nın insanlı ilk uzay seyahati için hazırlanmış olan Apollo'da görev alacak 3 astronot öldü. Görünüşe göre elektrik kontağı oldu ve %100 oranındaki saf oksijen alev aldı. Kabin içinde normal bir uzay uçuşundaymış gibi nefes alıyorlardı. Cape tamamen mahvolmuştu. Füzeler üzerinde çalışan birçok kişi hatalar yapmıştı. Ama bu hatalar insan hayatına mal olmamıştı. Hemen Cape'e gittim ve astronotların eşlerini gördüm. Ve gerçekten zor bir andı. Astronotları da, eşlerini de tanıyordum. Bu berbat bir şeydi. Bedenini toprağa gömüyoruz. Toprak toprağa, küller küllere, tozlar tozlara. Yangından kısa süre önce Gus Grissom uzay seyahatinin tehlikeleri konusunda şunları yazmıştı. Bazı riskler olacak ve er ya da geç kaçınılmaz olarak istatistik kanunlarına yenik düşüp birilerini kaybedeceğiz. Umarım bu hiç yaşanmaz. Ama eğer yaşanırsa Amerikan halkının uzay programı için çok yüksek bir bedel ödediğini düşünmesini istemem. Üç Amerikan astronotunu öldürmüş olan yangından sonra insanlı uçuş olan Apollo programı askıya alınmıştı. NASA, Frank Borman ve 8 kişiyi yangını soruşturması için görevlendirmişti. Uzay mekiğinin içi tanınmaz hale gelmişti diyebilirim. Buna gerçekte neyin neden olduğunu anlamak için aylar harcadık. Bence Gus Grissom'un ayağının yakınında uzay mekiğinin alt kısmındaki elektrik kablolarının bazılarında sorun çıkmış ve yangına bu neden olmuştu. %100 oksijenin olduğu ortamda neredeyse her şeyin yandığı gerçeğini göz ardı etmiştik ve uzay mekiğine çok fazla yanıcı ekipman yerleştirmiştik. Yani gerçekten yanıp kül olmuştu. Başkan Kennedy'nin 10 yılın sonuna kadar Ay'a bir insan gönderileceğine dair verdiği sözün üzerinden neredeyse 6 yıl geçmişti. Ama ülke değişmişti. Kennedy suikaste kurban gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri Güneydoğu Asya'da savaşa girmişti. Savaşa karşı yapılan protesto gösterileri büyüyordu. Amerika'nın genişleme hayalleri ve hırsları sorgulanmaya başlanmıştı. Ve Apollo projesi de bir istisna değildi. Apollo yangını bir felaketti. Hem içeri hem dışarı için. Bu sorun neden çıktı diye sormak gerekiyordu. Bunun nedeni yaptığımız şeyi anladığımıza inanmamamızdı. Ama böyle olmadığını fark etmiştik. Her yerde karşılıklı atışmalar vardı. Bu dahil olan herkes için bir uyanma çağrısıydı. Belki de işler biraz fazla hızlı ilerliyordu. Apollo 1 yangınıyla birlikte herkes bir adım geriye atıp durmuştu. Neyin yanlış olduğunu sormuştu. Bunun bir daha yaşanmayacağından emin olmaları gerekiyordu. Borman ve Soruşturma Kurulu'nun yaptığı inceleme, Apollo'nun ana modülünde tasarım ve yapı konusunda ciddi hatalar yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Sanırım hepimiz bunun tehlikeli bir iş olduğunu biliyorduk. Yani bir sorun çıkmayacağını beklemek mantıksız olurdu. Ama hiçbirimiz yerdeyken sorun çıkmasını beklemiyorduk. İnceleme kurulu, NASA'nın North American Havacılığın yaptığı işlerdeki sorunları fark etmediğine karar vermişti. Ve bu daha geniş bir sorunun yansımasıydı.
NASA, Apollo projesinde çalışmaları için çok fazla sayıda şirketle anlaşarak kötü bir işe imza atmıştı. Tasarladıkları farklı sistemlere entegre etmeye çalışıyorlardı. NASA'nın yöneticisi olan Jim Webb, Boeing'in yetkililerinden birine telefon etmişti ve yardıma ihtiyacımız var demişti. Sistemlerin entegre edilmesinde yardıma ihtiyacımız var. Sistem analizi konusunda daha fazla tecrübeli kişiye ihtiyaç duyuyoruz dedi. Ve Boeing bu kapasiteye sahipti. Son 8 yıldır büyük kısmı bir sır olsa da Boeing füze sisteminin ana sorumlusuydu. Bir sürü diğer üreticinin yaptığı şeyi fark etmemişti. Ve dakikalar içinde fırlatılabilecek 2000 füze üretimi yapılmıştı. Teknikleri Hava Kuvvetleri Balistik Füze Programı'ndan yola çıkarak yapılmıştı. Parçaları birleştirmede ve uyumlu çalışmasını sağlamakta çok iyiydiler. Eğer bunu yapabilirseniz, büyük teknolojik sistemleri de kontrol edebilirsiniz. Bu kolay. 1967'de Apollo 1 yangınından sonra NASA ve Boeing, Apollo Teknik Entegrasyon ve Geliştirme, yani Apollo TAY adında bir program geliştirdi. Apollo TAY programı çeşitli parçaları çeşitli satıcılardan satın alıp birleştirmek üzerine geliştirilmişti. Bu klasik bir büyük ölçekli entegrasyon işiydi. Boeing'in sorumluluğu Apollo için yapılan üretimleri koordine etmekti. Şirket bu iş için 2000 kişiyi görevlendirmişti. İki farklı alt sistem vardı. Bunları birleştiriyordunuz. Beklentilere uygun şekilde çalıştıklarından emin olmak isteniyordu. Bunun nasıl yapıldığını anlamak, Amerika'nın Apollo projesi sırasında öğrendiği en zorlu mücadeleydi. NASA, Nisan 1968'de, yani Apollo 1 yangınından bir yıl sonra, insanlı görevler üzerinde çalışmaya devam etmişti. NASA ve Boeing bize her sistemi incelememizde ve bunun yapılıp yapılamayacağını anlamamız konusunda yardımcı oldular. İşler çok hızlı bir şekilde değişti. Yeni yönetime çok güvenim vardı. İnsanlar fark yaratırlar, yöneticiler fark yaratırlar. Ama Apollo projesinin, merhum Başkan Kennedy'nin 10 yıl içinde Ay'a insan gönderileceği sözünü gerçekleştirmek için 14 ayı kalmıştı. Uzay yarışının üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmişken, birçok kişi Ay'a yapılan ilk insanlı görevin Apollo 8 olduğunu unutmuş durumda. NASA, Apollo 8'in 1969 sonunda gerçekleşmesini istiyordu. Orijinal görev, 3 astronotun 10 gün boyunca yörüngeyi dolaşmasıydı. Ekibin başı Frank Borman olacaktı. Ama görev değişmişti. CIA, NASA'ya Rusların Ay'a gitmek üzere oldukları bilgisini sızdırmıştı. Bu çok zorlayıcı bir durumdu. Buna hiç şüphe yok. Bunu Aralık'ta yapmaya çalışacağımız söylenmişti. Çünkü Rusları yenmeye çalışıyorduk. Ben de, benim için sorun değil, bunu yapalım demiştim. George Mueller, Apollo programına dahil olan tüm şirketlere bir mektup göndermişti. Apollo 8 ile uzaya gitmek konusunda ne düşündüğümüzü soruyordu. Hazır mı? Bunu yapabilmek için hazır mıyız? Ve Tanrım, bu sorunu çok uzun süre düşünmüştüm ve en iyi adamlarımı toplamıştım. Gitmeye hazır olup olmadığımız konusunda gerçekten çok kafa patlattık. Tüm bilgilere baktık ve hazır olduğumuza karar verdik. Bu 6 günlük görev için mürettebat Borman, Jim Lovell ve Bill Anders, Saturn V projesi dahilinde 1968 Noel'inden hemen önce kalkış yapacaktı. Görev, Ay'ın etrafında dolaşmaktı. Başka bir deyişle, Ay'a gidecek, yörüngesine girerek etrafında dolaşacak ve sonra da hizmet modülünü ateşleyip eve geleceklerdi. Oldukça özel bir görevdi. Birçok şeyin yolunda gitmesi gerekiyordu.
Elbette nefesimizi tutmuştuk. Uzun bir yolculuktu, uzaya gidiliyordu. Bunu doğru yapmalıydık ve yangından 2 yıl sonra düşündüğümüz tek şey buydu. Hiçbir zaman oturup geriye dönme ihtimalimin ne kadar olduğunu hesaplamadım. Bill Anderson geriye dönmeme şansımızın %30 olduğunu söylediğinden haberim var. Bilemiyorum. Geri döneceğime ikna olmuştum, yoksa gitmezdim. Werner von Braun'un devasa füzesi o zamana kadar yapılmış en karmaşık makineydi ve hiç insanla birlikte fırlatılmamıştı. Apollo 8, NASA için gerçekten çok cesur bir karardı. Satürn 5 ile birlikte bir mürettebatın Ay'a gönderilmesine karar verilmişti. Hiçbir Amerikalı ya da Rus dünyadan 1400 kilometre uzağa gitmemişti. Apollo 8'in ekibi 402 bin kilometre uzağa gitme girişiminde bulunacaktı. Satürn 5 devasa bir araçtı. Asansörden çıkıp podyumda yürüdüğümü ve uzay mekiğine girdiğimi hatırlıyorum. Aşağıya bakıp daha başlamadan önce ne kadar yüksekte olduğunuzu görmek bile şaşırtıcıydı. Fırlatmaya şahit olmak için 200 bin kişi uzay merkezine akın etmişti. Apollo Satürn fırlatma kontrolü. Saat hala geçerli. T-15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Enjeksiyon başlatıldı. Motorlar çalışıyor. 4, 3, 2, 1, 0. Kalkış gerçekleşti. Saat tam olarak 7.51'de gerçekleşti. Sanki orada asılı kalmış gibiydi. Gerçekten gidiyor mu diye düşünüyordunuz. Çok asil ve yavaş şekilde hareket ediyordu. Bu inanılmaz bir tecrübeydi. O büyüklükte bir makine mükemmel çalışıyordu. Bu inanılmazdı. Ses gerçekten çok yoğundu. Sürekli çok fazla titreme vardı. Ama ikinci aşama sorunsuzca gerçekleşmişti. Ses hızını geçtikten sonra oldukça hoş bir gezinti haline gelmişti. 3 günlük yolculuğun ardından Apollo 8, Noel arifesinde ayın yörüngesine girmişti. Borman, Lovell ve Anders uzay mekiklerinden daha önce kimsenin görmediği bir şeyi görmüşlerdi. Dünyayı. Uzayın sonsuz genişliğinde tek başınaydı. Aman Tanrım, şuradaki görüntüye bakın. Vay canına. Bu çok güzel. Renkli çekim yapabiliyor musun Cem? Tanrım, bu çok bana güzel. Hemen renkli bir film rulosu ver. Ver şunu. Renklilerden ver, renkli film. Ayın yörüngesindeyken astronotlar Tevrat'ın ilk 10 cümlesini okumuşlardı. Dünyadaki 100 milyonlarca insan bu yayını izlemiş ya da dinlemişti. Başta Tanrı cenneti ve dünyayı yarattı. Dünyanın bir şekli yoktu ve derin bir karanlığın içindeydi. Tanrı'nın ruhu sulara doğru geldi. Tanrı ışık olsun dedi ve ışık oldu. Ve sonra dünyamız kurulmuş oldu. 1968 dendiğinde politik suikastler akla gelir. Martin Luther King, Robert Kennedy, Amerika'daki şehir ayaklanmaları, Vietnam'daki bitmek bilmez sorunlar. Yılın böyle büyülü bir anla bitmesi Amerika için berbat olan bir yıla olumlu bir son getirmişti. Ve Apollo 8 mürettebatı olarak iyi geceler diliyoruz. İyi şanslar, mutlu Noeller. Dünyadaki herkesi Tanrı korusun. Uçuştan sonra bir sürü yorum aldım. Benim
en çok etkileyen, teşekkür ederim Apollo 8, 1968'i kurtardın yorumu olmuştu. Apollo 8 mürettebatı olarak iyi geceler diliyoruz. 20 Temmuz 1969'da Apollo 11, iki Amerikalı astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ile birlikte Ay'a iniş yapmıştı. Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'ni uzay yarışında yenmişti. Ay'a iniş, Amerika ve insanlık için elde edilmiş büyük bir başarıydı. Ama NASA için soru, buradan nereye devam edeceğiz olmuştu. Geri sayım için hazırız. 5, 4... Ana motor çalışmaya başlasın. Ana motor çalışmaya başladı. Ve fırlatma gerçekleşti. Amerika'nın ilk uzay mekiği fırlatıldı. NASA'nın 1981'de ilk uzay mekiğini fırlatması ve halkın hayal gücünün sınırlarını tekrar zorlaması 10 yılı bulacaktı. Bu mekik yeniden kullanılabilen ilk uzay mekiğiydi. Bir füze olarak fırlatılmış ve dünyaya uçarak geri gelmişti. İki, bir. Enjeksiyon yapıldı ve Discovery fırlatıldı. Uzay istasyonunda bilim ve malzemelerin harcanmasıyla 25. yılını kutluyor. 1998'de uzay mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yapımını tasarlamak üzere hazırlanmış göreve başladı. Mekik 10 yıldan uzun sürede 37 yolculuk yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu için malzeme, kargo ve mürettebat taşıdı. Görev kontrol Houston. Gördüğünüz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı bir video yayını yapılıyor. Komutan Chris Ferguson, Komutan Andrei Borosenko'yu tebrik ediyor. Rus kucaklaşması. Büyük bir Rus kucaklaşması. Sizi görmek güzel. Nasılsınız çocuklar? Uzay istasyonunun inşaatını Rusya ve Amerika birlikte yapmıştı. Artık rakip değil, uzay konusunda işbirlikçiydiler. Uzay istasyonu 30'dan fazla bölüm içeriyordu. Laboratuvarlardan yaşam bölümlerine, güneş panellerine kadar. Bunların hepsi uzayda birleştirildi. Bu tüm zamanların en büyük mühendislik başarılarından biriydi. Boeing de sistemleri entegre etmişti. Boeing, Rus modüllerini Amerikan modüllerine bağladığınızda aradaki civataların alev almayacağından ya da birbirlerine yanlış sinyal göndermeyeceklerinden emin olmuştu. Astronotlar uzayda uzun süreler boyunca nasıl hayatta kalacaklarını bu istasyonda öğreniyorlardı. Burada öğrenilen şey, sonraki hedef olan Mars'a yapılacak yolculuğu mümkün kılıyordu. Mars'a yapılacak yolculuk en az 112 milyon 655 bin kilometre olacak ve 2 yıldan uzun sürecekti. Bu o kadar uzun ve hırslı bir görevdi ki Apollo'daki başarıyı elde edenleri unutturacaktı. İnsan bedeni en temel seviyede uzun süre az yer çekimli ortamlarda hayatta kalmak için uygun şekilde tasarlanmamış. Artık kontrol edebildiğimiz kemik kaybı var, kas zayıflaması var. Onu da kontrol edebiliyoruz. Bağışıklık sistemi uzaydayken düşüyor. Yani insan vücudu düşük yer çekimli ortama tepki veriyor. Mars gibi uzun mesafeler kat edileceği zaman 2-3 yıl boyunca bununla başa çıkmayı öğrenmek için istasyonu kullanıyoruz. İnsan bedeninin yolculuk boyunca sorun çıkarmaması için uğraşıyoruz. Mars'a yapılacak bir seyahat, adamları Ay'a götürmüş olan Saturn 5'ten bile daha güçlü bir füzeyle gerçekleştirilebilirdi. NASA, Boeing ile başka şirketlerle fırlatma sistemini yapmaları için anlaşmıştı. Bunun daha çok reklamı yapılabilirdi. Çünkü arkadaşlarımla konuşurken fırlatma üssü üzerine çalışıyorum dediğimde fırlatmanın ne olduğunu soruyorlar. Onlara fırlatma üssü olduğunu söylüyorum. İnternetten uzay fırlatma sistemi aratırlarsa NASA'nın bunun için bir internet sitesi olduğunu söylüyorum. Ama Mars'a ulaşmak devasa bir füzeden fazlasını gerektirecekti.
Mürettebatın Mars'a giderken bir ortama ihtiyacı olacaktı. Mars'a inmek için bir Mars iniş ekipmanına, Mars'tan ayrılmak için de ayrılma aracına ihtiyacı vardı. Sonra da eve dönmenin bir yolu olmalıydı. Buna tarihin en zorlu görevi diyebilirim. Bugün insan...